Sevgili arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki Mavi Hareketi'nin en önemli temsilcisi Atilla İlhan'dır. Atil Elhan 1925-2005 yılları arasında yaşamıştır ve sadece şiir değil roman, öykü, gezi yazısı, senaryo gibi pek çok türde pek çok alanda eserler vermiştir. Ancak Atil Elhan şairliğiyle öne çıkmıştır. 1940 toplumcu kuşağının en önemli ismidir ve Duvar adlı eseri Şairin ilk kitabıdır. İlk şiirlerinde halk şiiri kaynaklarından ve e, Nazım Hikmet'ten yararlanmıştır. E, 1949'da Nazım Hikmet'i kurtarmak için Paris'e gitmiştir. E, Türkiye'ye döndüğünde e, ise e, sansar e, yani, e, han'da sorgulanmıştır e, ve gözaltına alınmıştır 1951'de tekrar e, Paris'e gider e, bir yıllık gurbetten sonra e, iyi derecede Fransızca e, ve sosyal realizm kur e, kuramıyla e, Türkiye'ye tekrar döner ve kuramsal e, yazılarını yani şiir kuramıyla alakalı edebiyat kuramıyla alakalı yazılarını Mavi Dergisi'nde yayımlar e, toplumsal gerçekçiliğin önemli isimlerindendir. E, savaşlar, özgürlük sorunları, insan sevgisi, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, barış, halkçılık, modern insanın sıkıntıları, bunalımları, modern insanın ve e, modern insanın e, aşkı e, gibi e, konuları dile getirmiştir. Edebiyatımızda sevgili arkadaşlar Atil İlhan ben sana mecburum şiiriyle tanınmıştır. E, Pia 3. şahsın şiiri Sister Bulvarı da şairin diğer ünlü şiirlerindendir. E, ve ilk dönem şiirlerinde e, şiir dili ve me e, mekanı bakı e, bakımından yerel motiflerden yararlanmıştır. E, serbest nazma kullanmıştır ancak hece ve e, aruz ölçüsünü çağrıştıran ahenk unsurlarından ve kafiyelerden de yararlanmıştır. Eee Atil Elhan klasik özellikler e, taşır şiirleri. E, halk ve e, divan şiirini e, geleneksel e, ve e, yani geleneksel motifleri modern bir şekilde e, yorumlamıştır. Divan şiirinden de e, etkilenmiştir. Divan şiiri azın biçimlerini kullanmıştır. E, Gazel, kaside, rubaye. E halk şiiri nazım biçimlerini kullanmıştır. Koşma türkü gibi. E, ve serbest tarzda da tabii ki şiirler yazmıştır. E Atilla İlhan e, şiirlerinde alışılmamış bağdaştırmalara e, yer vermiştir. Dil sapmalarına yer vermiştir. E, çok fazla imgeyle yazmıştır Atilla İlhan ve farklı imgeler kullanmıştır. Halk dey deyimlerine yer vermiştir ve e, şiirlerinde e, argoda vardır. E, toplumsal duyarlılığın yanında bireysel e, duyarlılığa dayalı şiirler de yazmıştır ve e, Atilla İlhan romantik devrimci e, olarak tanınır. E, günlük dilde artık kullanılmayan eski sözcükleri kullanmıştır. Bununla beraber Fransızca ve Almanca sözcükleri de e, kullanmıştır şiirlerinde. Bir yozlaşma olarak gördüğü e, ikinci yeni ve garip şiirine karşı çıkmıştır. E, 1946 yılında e, bir ödül almıştır CHP şiir yarışmasında. Cabbaroğlu Mehmet adlı e, şiiriyle ikincilik ödülünü kazanmıştır. E, Birinci Dünya Savaşı e, sırasında e, Apollon'un e, denediği noktalama işaretlerini e, kullanmama tarzını benimsemiştir. Ve ilk kitabında e, bütün e, harfler ee, büyük harf, e, yani ilk e, şiir kitabında, bundan sonraki şiir kitabında e, hiç büyük harf kullanmamıştır. E, bütün harfleri küçük olarak kullanmıştır ve noktalama işareti de kullanmamıştır. E, ve şiirlerinin sonunda da e, okuyucuya bazı notlar yazar. E, meraklısı için notlar ekler bölümünde. Ee, okuyucuya o şiirleri nasıl yazdığını, yazılış yerini, o şiirlerin yazılma sebebini ve yazılırken yaşadığı süreci anlatan bilgiler yazmıştır. Okuyucuyu bilgilendirmek istemiştir. Ee, ve aslında e, Atil Elhan e, aşk şiiri olarak görünen birçok şiirinin içinde de e, Marksiz e, düşüncenin e, etkileri vardır, izleri vardır. E, aşk şiiri olarak okunan kimi şiirlerinde Marksiz e, estetiğe, sosyal e, ideolojiye bağlılığın e, imgelerle anlatımı vardır. Özellikle ben sana mecburum adlı şiiri bir aşk şiiri olarak okunmuştur ancak. E, bu şiirin kodlarına ve e, imge değerine baktığımızda e, aşkın ötesinde e, marksist e, ve sosyalist kişiliğin e, yansımaları görülür sevgili arkadaşlar. Adil Elhan'ın eserlerine baktığımızda hem şiiri var hem romanı var, gezi öyküsü, denemesi, eleştirisi ve senaryosu var. Aslında pek çok alanda Eser vermiştir. Şiirleri, duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek, elde var hüzün, korkunun krallığı, ayrılık sevdaya dahil e, ve kimi sevsem sensin. Romanları da var. Kurtlar sofrası, sırtlan payı, sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez. Yaraya tuz basmak, fena halde leman, o karanlıkta biz, ders adette sabah ezanları, Hacı Hanım Vay Gazi Paşa, O Sarışın Kurt, Gezi yazıları da var, Abbas Yolcu ve Öykü kitabı var, Yengecin Kıskacı, e, deneme eleştiri yazıları var, Hangi Batı, Hangi Atatürk, Batı'nın Deli Gömleği, Hangi Sol, Hangi Sağ ve senaryoları da var, e, Yalnızlık e, Rıhtımı, Lütfü e, Akat tarafından e, oyunlaştırılmıştır Ateşten Damla e, Memduhün tarafından e, oyunlaştırılmıştır Şoför Nebat, Devlerin Öfkesi e, Rıfat diye biri e, Kartallar Yüksek Uçar Kartallar Yüksek Uçar e, 12 bölüm halinde de e, yayınlanmıştır e, bir e, dizi olarak. Ee, şimdi ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2016 sorusu var sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Bu parçada kendisinden söz eden şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halk olarak ekle, ekleyemeyen Ozan'ın yaşayabileceğine hiç inanmadım. İlk kitabımdan bu yana geçmiş Türk şiirinin rüzgarları şiirlerimin arasında kendini hissettirdi. Duvarda Sisler Bulvarı'nda, Yağmur Kaçağı'nda, daha çok Dadaloğlu, Köroğlu bir yandan, Gevheli, Dertli, Zihni de öte yandan olmak üzere bir halk şiiri, Destan şiiri soluğu vardır. Sonra divan şiirini hesaba katmamanın yanlış hatta sersemce bir iş olacağını düşündüm. Ben sana mecburum belaççı bu düşüncemin denemelerinde gün ışığı çıkarmıştır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımızda zaten sisler bulvarı yağmur kaçağı duvar e, bunlar ya da ben sana mecburum bela çiçeği e, kimin şiirleriydi Atil Elhan'ın şiirleriydi az önce e, anlattım e, ama şunları da görüyoruz e, yani geçmişte gelecek arasında bir sentez kurma e, yani e, divan şiirinden yararlanma divan şiirinin biçimlerini kullanma Halk şiire divan şiirini modern bir biçimde yorumlayan divan şiirinden gazel kaside rubai Halk şiirinden koşma türkü nazım biçimlerini serbest tarzda yazarak yeniden yorumlayan ve bu tarz bu isimli şiirleri de yazan sanatçımız Atilla İlhan'dır. E, o yüzden doğru cevap A'dır. Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, İlhan Berk. E, Sezai Karakoç e, çok da ikinci yeni etkisinde olmamasına rağmen diğer sanatçılar ikinci yeni e, şairleridir. Ve zaten divan şiiri geleneklerinden e, vesaire hiç yararlanmamışlardır. E, sırtlarını dönmüşlerdir. Özellikle halk şiirlerine vesaire. E, Sezai Karakoç'ta da e, zaten isimlere baktığımızda e, yine gidemiyoruz. Ee, o Yüzden De e, Açıkladığım Üzere Sevgili Arkadaşlar Doğru Cevap A Seçeneğidir Yine Başka Bir e, Sorumuz Var 2016 LYS Sorusu Soruya Bakalım e, Bu Parçada Boş Bırakılan Yere Aşağıdakilerden Hangisi Getirilmelidir Diyor ee, ne diyor? İlk şiirini 1927'de Güneş Dergisi'nde yayınlayan şairin ilk dönem şiirlerinde Ahmet Haşim'in belirgin bir etkisi vardır. Bireysel duygulanmalarını estetikçi bir yaklaşımla şiirin dünyasında buluşturur. Karamsar ve içe dönük bir şairdir. 1940 yılına kadar yazdığı şiirleri romantik. Bu tarihten sonraki şiirler ise toplumsal gerçekçi bir özellik taşır. Devrin sosyal yapısı ve geçim sıkıntısı Nazım Hikmet'in etkisiyle onu toplumu önceleyen bir sanat anlayışına yaklaştırır. Yarenlik, sınıf yaşadıkça devam Üsküdar'da sabah oldu gibi şiir kitaplarının yanında birçok güldürü dizileri de yayınlanan nokta nokta kendi şiirini yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını yaşadığı çağdan alan somut bir şiir şeklinde özetler. Sevgili arkadaşlar baktığımızda ilk şiirlerinde ilk dönemde Ahmet Haşim'den etkilenen ve karamsar içe dönük şairimiz yaşadığı hastalıklardan dolayı Karamsar ve içe dönük olan şairimiz ve e, Nazım Hikmet'in etkisiyle de aslında toplumculuktan e, etkilenen toplumcu gerçeklik tarza yazan e, şairimiz Üsküdar'da sabah olduğu yarenlik gibi şiirlerin sahibi e, şairimiz Rıfat Ilgazdır. E, bu yüzden de doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar birkaç anekdotumuz var şairlerimiz hakkında. E, örneğin Nazım Hikmet'ın e, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım Türkiye'nin ilk kadını ressamlarındandır ve Nazım Hikmet ilk zamanlarda Mevlana, Ağ Cami gibi dini şiirler yazmıştır ve rivayete göre komünizmi taşımak için soyadında komünizmi taşımak için komünizmin rengi olan Kızılı çağrıştıranları ters çevirerek kendine ran soya dağılmıştır. Necip Fazıl Kısa Kürek okuldaki lakabı şair ve koca kafadır ve ee, Necip Fazıl'ın tarih dersine Yahya Kemal e, girermiş ve 1934'te Nakşibendi şeyhi e, Abdulhakim Arvasi ile tanışınca da e, Necip Fazıl'ın hayatı tamamen değişmiştir. E, bohem yaşantıdan e, dini yaşantıya e, geçmiştir Necip Fazıl bu tanışmayla beraber. Attila İlhan 9 yaşındayken şiir yazmaya başlamıştır ve aşk mektubuna Nazım Hikmet'in şiirlerini yazınca bir soruşturma geçirmiştir Atilla İlhan ve bu yüzden de okuldan atılmıştır. Hüseyin Nihal Atsız'a baktığımızda Hüseyin Nihal Atsız'ın 10.000 kitap okuduğu söylenir ve Arap adları yerine Türk adlarının kullanılması gerektiğini dile getirmiştir şair ve dans yerine de askerliğin öğretilmesi gerektiğini savunmuştur. Cahit Sıtkı e, Tarancı e, bir kızın ağzından kendisine mektup yazmıştır. E, Nurullah Ataç onun şiir kabiliyetinin e, olmadığını söylemiştir ama Peyami Safa Cahit Sıtkı'nın e, kabiliyetini keşfetmiştir. Çok iyi şiirler yazmasına rağmen toplu karşısında şiir okuyamaz e, Cahit Sıtkı ve e, Caviden Hanım'a da e, evlenme teklifini e, kendisinin çirkin olduğunu düşündüğü için çekingenliğinden dolayı bir mektupla yapmıştır Orhan Veli'ye baktığımızda ortaokulun 7. sınıfındayken Oktay Rifat ile tanışmıştır ve birkaç yıl sonra bir müsamere sırasında da halk evinde Melih Cevdet ile arkadaş olmuştur biliyorsunuz Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet e, garipçilerdir e, ve bu e, üç arkadaş bir şekilde kendi e, birbirlerini bulmuşlardır. Lisenin ilk yıllarında muhtemelen çok güzel bir tesadüf eseri dersine e, Ahmet Hamdi Tanpınar girmiştir ve anlatamıyorum şiiriyle e, aslında e, internet dünyasında e, dünyanın en büyük şiir portali e, Lirane e, tarafından dünyada en çok okunan ikinci şiire. İkinci şiir olarak seçilmiştir Orhan Veli. Ee, ve Orhan Veli'nin ölümü de e, biraz trajiktir. E, çünkü belediye çukuruna düşmüştür Ankara'da. Belediyenin açtığı bir çukura düşmüştür ve İstanbul'a döndüğünde e, fenalaşmıştır ve bir beyin kanaması sebebiyle e, vefat etmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar e, önemli romancı şair ve e, edebiyat profesörüdür. E, Tanpınar kimsenin ciddiye almadığı, okumaya tenezzül e, dahi etmediği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okumuştur ve şehir üzerine düşünceler üretmiştir. Zaten 5 şehir adlı eseri de vardır. bugün seyahatnamenin okunur olmasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük katkısı vardır ve parasızlığı döneminde de bir filmde figüranlık yapmıştır. Cemal Süreyya'nın en kötü resmi şairdir. ya en kötü dersi resimdir. E, ve e, bütün sınıfın kompozisyon ödevini yapmıştır bu sebepten dolayı e, futbola bayılıyor e, Cemal Süreya ve e, Fenerbahçeli'dir e, kötü bir çocukluk yaşamıştır aslında üvey annesi Esma e, tarafından e, zehirlenmeye çalış, e, çalışılmıştır e, sevdiği kadını beğenmeyen arkadaşlarında küser böyle de bir özelliği vardır ve kızı Ayça ile sağlam bir ilişkisi yoktur kızı Ayça kendisini nikahına davet etmediği için kızının nikahına katılamaz ve oğluna da çok sevdiği amcasının adını vermiştir Memo adını sevgili arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Mavi Hareketi'nin temsilcilerini ve özelliklerini işlemiş bulunmaktayız bir sonraki ünitede garip akımını yani birinci yenicileri işleyeceğiz çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum bir sonraki konuda görüşmek üzere sevgiler Merhaba sevgili arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde mavi hareketiyle devam edeceğiz. E, nedir mavi hareketi? Mavi hareketi mavi dergisi etrafında e, gelişmiş bir e, edebiyat topluluğudur. E, mavi dergisi 1952-1956 yılları arasında yayın yapmıştır ve 1950 sonrası Türk edebiyatında düşünce ve sanatın sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı yapılamayacağı görüşüyle Hürriyetin ve Barışın Rengi mavi adlı bir dergide yayımlanır. 1 Kasım 1952'de e, ilk sayısı yayınlanmıştır Mavi dergisinin. E, bu dergi aylık düşünce ve sanat dergisidir. E, büyük boy e, yayınlanmıştır ve 8 sayfa olarak çıkarılmıştır. E, Mavi dergisi e, Teoman Civelek, Ülkü Arman, Ümran Kıratlı, Bekir Çiftci, e, Güner, e, Sümer tarafından çıkarılmıştır ve 1 Ekim 1954'e kadar e, devam etmiştir ve 24 e, sayılık bir dönemdir bu. Dönem. Dönem. Ee, ve e, bu dönemin e, yazı işlerini derginin sahibi Teoman e, Civelek yürütmüştür. 24. sayıdan sonra derginin adı son mavi e, olarak değişmiştir ve e, bu yayın döneminde de e, yazı işlerine ee, Özdemir e, Nutku e, üstlenmiştir. E, son Mavi dergisi de 1956'ya kadar 8 sayı çıkmıştır. Ve toplamda e, Mavi Hareketi'nin dergisi e, 32 sayı çıkmıştır. E, Mavi dergisinde e, yazanlar e, önemli şairlerimizden Atil Elhan, Ferit Edgü, Avni Dökümeci, e, Ömer Faruk Toprak, e, Ahmet Oktay, Bumin e, Gaffar... E, Rumuzuyla, mahlasıyla Fikret Hakan, Oğuz Arıkanlı ve Orhan Çubukçu ve başka şairlerimiz de yazmıştır. Önemlileri bunlardır. Peki mavi grubunun özellikleri nedir? Bir kere maviciler kendilerini... İnkilapların oluşturduğu yeni bir nesil olarak takdim etmişlerdir ve yerliliğe vurgu yapmışlardır. Anadolu ve memleket ülküsünü amaçlamıştır topluluk. Halk şiirine sıcak bakan bir yenilik arayışını Yunus Emre ve Süleyman Çelebi'nin eserlerinde görülen halkın kolayca anlayacağı bir dili bir tutumu benimsemişlerdir ve ulusal sanat ilkesini öncelemişlerdir. E, sosyal realizmin münasebetleri yahut başlangıç yazısıyla e, topluluğa e, Atilla İlhan destek vermiştir. E, Atilla İlhan bu topluluğun yanında yer almıştır ve dönemin kalıplaşmış sanat anlayışına e, ve e, garipçilere karşı bir mücadele e, başlatmışlardır. E, bu mücadeleyi Atilla İlhan'la beraber Mavi Hareketi'nin diğer şairleri başlatmış ve desteklemişlerdir. Garipçileri de şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun, mecazlı ve trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir. Sosyal, ulusal gerçek gerçeklik onlara göre... Ulusal, batılı, sosyal ve e, aydınlık bir e, sanat yoludur. E, İlhan Geçer'in e, Bülent Nafiz takma adıyla Atilla İlhan'ın sosyal realizmle anlayışını eleştiren yazıları Mavici, e, Mavicilerle hisarcılar arasında tartışmalara yol açmıştır ve kısa süreli bir hareket olan e, Mavi sonradan ee, sevgili arkadaşlar günahıyla sevabıyla Atilla İlhan'a miras kalmıştır. Ee, nitekim e, Atilla İlhan e, elde var Hüzün adlı şiir kitabında Mavi Hareketi ya da Sosyal Realizm diye e, bilinen e, kampanyayı başlattım der. E, yani asla Mavi Hareketi deyince aklımıza gelmesi gereken ilk isim Atilla İlhan'dır. Atilla İlhan, Ferit Etkü, Demir Özlü, Orhan Duru, Ahmet Oktay... Demirtaş, Ceyhun topluluğun diğer önemli temsilciler arasındadır. Ee, Ahmet Oktay ile başladığımızda Ahmet Oktay 1933-2016 yılları arasında yaşamıştır ve e, Mavi Hareketi'nin kurucu isimlerindendir. Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimsemiştir. Ee, İmge ihmal etmeden e, yaşadığı döneme tanıklık etme anlayışıyla epik e, bir şiir dili kullanmıştır Ahmet Oktay ve Marksist e, anlayışa sahip olmasına e, rağmen e, propagandaya dayalı şiirler yazmamıştır. Umutsuz, çaresiz, sıradan insanların e, dramını e, şiirle anlatmıştır. E, ve Ahmet Oktay'ın şiirlerine baktığımızda Gölgeleri Kullanmak, Her Yüz Bir Öykü Yazar, e, Doktor Kaligare'nin e, Dönüşü, Sürgün, e, Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi, e, Kara bir zamana alınlık, yol üstündeki semender, e, ağıtlar ve övgüler bir sanrı için gece müziği. Gözüm seyirdi e, vakitten. E, söz acıda sınandı, az kaldı kışa ve e, hayaletedir. E, i̇nceleme ve araştırma yazıları da vardır Ahmet Oktay'ın. Toplumcu gerçekliğin kaynakları, şeytan melek soytarı, şairin kanı, romanımıza ne oldu, sanat ve siyaset, zamanı sorgulamak, karanfil ve pranga, şair ile kurtarıcı, medya e, medya ve e, hedonizm e, Ahmet Oktay'ın şiir hakkında sanatla ilgili yazmış olduğu inceleme ve araştırma yazılarıdır.